Genel olarak Çorum olaylarından önce, yani 28 Mayıs'tan önce devlet bir hazırlık yaptı. Devlet bir hazırlık yaptı. Aynı zamanda sol hareketler de bir hazırlık yaptı. Aynı zamanda Aleviler, Demokratlar da bir hazırlık yaptı. Bu devletin hazırlık yapmış olduğu olgular şunlardan belirli. Bir, 8-10 ay öncesinde itibaren mahallelerde bildiriler dağıtıldı. Yani milliyetçi, dinci bildiriler dağıtıldı. İşte Aleviler saldırılacak, size saldıracak, kendinize sahip çıkın diye. Dolayısıyla Maraş olayları olmuş olduğu için yekün bir hazırlık var. Yekün bir hazırlık. Bu hazırlık devletin olduğu gibi, devletin yaptığı gibi, ya devletin yapmış olduğu hazırlık olduğu gibi devlet demokratik güçlerinin de bir hazırlığı var. Genellikle devlet bu saldırıyı karşı devletin bir ayrılanma biçiminde öldürdü. Bunu müddetler dedahil, yani milletçi grupların müddetleri içinde ceza verildi. Gülsaz Akın öldürülmesi olayları ile ilgili, yani olaylarıyla ilgili. Şimdi baktığınız zaman Gülsaz Ak Çorumlu değil, Eskişehir'de. Çorum'la bir ilişkisi var mı? Yok. Nitekim arabalar Ankara'dan, İstanbul'dan, Yozgat'tan, Alaca'dan, Kırşehir'den, hiçbir yerlerden arabalarla 28 Mayıs'ta gelenler oldu. Şimdi burada yekün bir hazırlık olduğunu gösteriyor. Yani şöyle göstermeye çalıştılar ilk başlangıçta var. İşte toplumsal olaylar var. Toplumsal olaylara da biz müdahale edemeyiz. Aslında devlet bir karşı devletin bir gösteri içinde bu olayları planladı. Yani şöyle söyleyecekler, diyeceklerdi ki toplumsal olaylar bir şey yapamadık diyeceklerdi. Ama bunu diyemezler. Yekün bir hazırlık olduğu için ve karşı, yani bu hazırlık aynı zamanda direnişle sonuçlandı, sonuçlandı. Direniş içerisinde halk komiteleri, silahlı milisler, böyle bir örgütlülük yapısı içerisinde ortaya çıktı. Yani direniş içerisinde ortaya çıktı. Dolayısıyla direniş Çorum'daki karşı devrimi ayaklanmaya karşı direniş vardı. Bu geri düşkürtüldü. Bunun Alevi Sünni meselesinde de bir ilgisi yok. Geniş olarak devrimi yamuk güçler, toplumsal muhalefet, yani devrimi yamuk toplumsal muhalefetiyle genel devlete karşı olan muhalefet birleşerek yekün bir direniş gücü oluşturdu. Örgütlü ve örgütlü bir direnişle karşılaştırdık saldırı. Burada özellikle Alevilerin yoğunluklu olduğu mahallelerde daha önce sohbetlerinde söylediğim gibi %60 Alevi, %40 Sünni vardı. Bunu başaran, yani bu ayrımı, yani özellikle olayların olduğu dönemde Sünnilerin ayrılması için yekün bir hareketler, kendi çalışmaları oldu. Bunu başaramadılar. Yani Alevi Sünni birlikleri korundu. Şu anda da, bugün de daha baktığımızda aşağı yukarı bu oranlarda bir değişiklik yok. %40 Sünni, %160 Alevi. Bu nüfusta bir değişiklik olmadı. Genel olarak 28 Mayıs'tan önce demokrat, ilerici, Alevi olarak bilinen insanlarla ilgili kaçırma olayları, öldürme olayları, dükkandan yağmalama, hırsızlık olayları oldu. Oldu. Çorum olaylarından, Çorum olaylarının içerisinde de yine Alevi köylerden Kalkaya, İbrahim Kalkaya'nın köyü gece bir yekün bir saldırı düzenlendi. Hatta köylüler de konuştuğumuzda şöyle anlatırlar köylüler. Gece saldırı oluyor. İşte Allah Allah hülyaları sesleriyle köye girmeye çalışıyorlar. Köylüler de zannediyor ki yine faşist
gruplar buraya geldi, saldırıyor. Sonra bir bakıyorlar ki askerler, yani devletin askeri, yani o sivil faşist grupların saldırısı gibi aynı iddialarla Karakaya köyüne saldırıyor. Burada da şu an hatırladığım kadarıyla 4 kişi falan yaralamalar oluyor. Büyük bir tutuklama gerçekleşti Karakaya köyüne. Kısaca özellikle sayı olarak yani gece güçlerin saldırıları gece oluyor. Özellikle gece oluyor. Gündüzler saldırısı, gündüzler saldırılmıyor. Dolayısıyla gece erkekler ağırlıklı olarak nöbet bekliyordu. Gece, gündüzde kadınlar nöbet bekliyordu. Birincisi bu. İkincisi, özellikle komitelerin yoğun olduğu, gece komitelerin halkın yoğun olduğu bölgelerde ve ayrıca on binlerce insan barikatların içerisinde yemekti, açtı, yiyecekti, içecekti. Bunların hepsini kadınlar organize etti. Kadınlar bir ki direniş içerisinde bu şekilde yer aldılar. Ayrıca çatışmada ölen bir kadın var. Şu an ismini hatırlamıyorum. Kitapta onu yazdım. Genç bir kadın çatışmada öldürüldü. Kadınlar olmasaydı günüz nöbetleri kim bekleyecek? O kadar insanın ihtiyacını kim karşılayacak? Yani kadınların ağırlıkta olduğu özellikle çatışmalarda da özellikle barikat içi çatışmalarda da kadınlar kısaca söyleyeceğim bu. Bir kadın yaşlı bir kadın. Evi çeviriyorlar. Güvenliğini çeviriyorlar. Kocası var. Yine yaşlı bir kocası var. Kocası kaçıyor. Kadını alıyorlar. Bir sürü işkence ve anlatmam da mümkün. Anlatmam da mümkün. Yüzüm kısa. Mencillik yapıyorlar. Böyle bir olay var. Diğer yandan Hıdırlık katliamında da yine birisi, bir şahsı karının ortası yanıyor. Ne yaptılar, ne ettiler. Yine Trecoğlu'nun sahibi bir adımlarımız sacın üstüne konuyor. Sacın üstünde karnıyla birlikte, karnının üstüne uygun bir şekilde koyuyorlar. Yanıyor. Yine genç bir, yakışıklı bir çocuk. Mehmet Bey'de tek geliyorlar. Kafasına poşet sarıp yapıyorlar. Yapıyorlar. Yine aslında köylerden bir şahıs. Kafa derisini biçiyor. Müşalde resimleri var kitapta. Mehmet Bey böyle bizlerle gelinmiş vücutları mi gördüm? Yine işçi yani garajda çalışan işçilerin arasında bizlerle gelinmiş, sıcak bizlerle gelinmiş vücutları. Bu şekilde bir fazla